doklarına koymuş. Vakalar yükseldikten sonra Ziya Selçuk ne oluyor? Yani müthiş oldu gerçekten ya. Sıstan sikik. Senin yüzünden oldu zaten hepsi. Sikik ne benim yüzümden oldu lan? Ne benim yüzümden oldu? Ben mi dedim? Ne yapacağımızı biliyorum. Evet eminim biliyorsundur seni üçgen kafalı amcık. Belki ben bugün ne yapacağıma karar vermek istiyorum. Bunu hiç düşündün mü? Hayır. Sen asla ne istediğimi düşünmezsin. Seni sikik orospu. Doğal afetleri önleyebilir ve kanseri tedavi edebiliriz ama hayır. Senin bunun yerine hız treni ve bir tür bok inşa etmen gerek. Bir gün senin acınası hayatını sonlandıracağım. Sen gör amına koyayım. Phineas Ferb, ben alışverişe çıkıyorum. Evde yaramazlık yapmayın olur mu? Peki anne. Yani ne anneyse o. Geldi. Beyler Kore'de savaş başladı bana adam lazım. Tom hocam ben adam gönderirim ama bir şartım var. Bizi NATO'ya alacaksın. Tamam anlaştık. En iyi adamlarını hazırla Kore'ye gidiyor. Biz buraya savaşmaya geldiniz. Önce Korece öğreneceksiniz. Tamam hocam elimizden her iş gelir evelallah. Şanso aleya anasya. Ananın ama bu ne ya bu nasıl duan ya? Ne anasya? Her ya! Sua! Teslim olun lan! Ya no! Anama mı söylüyorsun lan sen? Ya! Ben ikinizi de bölüyorum! Abi sen ne yapıyorsun ya? İşte en sevdiğim TikTok hesabı. Gerçekten toplumun kanayan yaralarına parmak basan bir hesap bu. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun lan abinle? Abi ürünün gelişimize zaten 600 lira. Ürünü 650 lira yazmışsın. Yaz şuna 1200 lira. Oğlum sana her zaman diyorum milletin hakkını yeme. Ya böyle diye cebinde zaten 5 kuruş para yok bak dalgana ya. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam kardeşim buyur. Ben bir iPhone 6 alacaktım da. Bak kardeşim buradan 2500 lira. Oğlum yine millete fazla söylüyorsun ya. Kardeşim geçen aldık kardeşime 1300 TL. Anam mı kazıklıyorsun sen? Ben sınava gidiyorum senin pis işlerinle uğraşamam lan. Ya abicim 3 tür sınava gidiyorsun senden hiçbir cacık olmayacak ya. Ne yapıyorsan yap ya. Bana bak bana. Buyur birader. Oğlum dolandırdınız lan beni var ya sizi mahvedeceğim. Bak şimdi polisler nasıl basıyor buraya göreceksin sen. Selamünaleyküm. Abi. Nasıl yani amınakoyim. Şimdi abim olduk lan. İmzala şuraya. Milleti dolandırıyorsun. Abi gözünü seveyim. Aynı annenin babanın çocukları. En azından ben hak yemeyi öğrenmedim. Sana şimdi 20.000 TL yazıyorum. Efendim. Polis ne zamandan beri kaymakam vali görevi yapıyor? Bir daha anlanın aldığını dersin. Aldım. Kimseye yüksek fiyatlı şey yapma. Aynen. Kalemini mi bozdun? Ver bakayım. Kanka bununla savaşa mı gittin? Bunun hali ne ya? Biraz zor olacak. Bayağı zorlamışsın. Biraz maliyetli de olacak. Haberin olsun. Sen tamir edebiliyor musun lan Rotring? Yok. Ben de edemiyorum. Ben ediyordum. Sınıfın tamircisi bendim. Harbi mi? Yemin ederim benim routing şeyim var. Bayağı ücret karşılığında 20... mı yapıyordun? Yani bazen de 20-25 tane routingim var. Gönül işi. Ama ben bunu yaparım. Aynen yaparım. Yarın benden alırsın. Yarına kadar yaparım. Hazırlarsın parayı sen de. Bilmediğine emin olduğum bazı taktikler. Herhangi bir siteye girerken bazen böyle parolanız otomatik yazılabiliyor. Önceden kaydettiniz ve bilmiyorsunuz. Peki burayı nasıl göreceğiz? Metni seçin. Word'e falan kopyalarsa koparım bu arada. Bundan inceleye tıklayın. Böyle bir yer gelecek karşınıza. Type Passport'u bulun. Bunu seçin ve buraya Word yazın. Ardından Enter'a tıkladığınızda şifre görülecek. Her gün öğrenmek için sayfamı takip et. Takip etmeyi unutma şifresi. Girin ha. Siyahlı sen Efe dayı. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no.
alaka ya? Ya nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu... Baki burada her ne yazıyor? Her şeyin bokunu çıkaralım ama. Fena makara. Oku bakayım. Ne? Tamam Baki sen olmuşsun artık okula gelebilirsin. Tamam mı? Aferin hadi bakalım. Küçücük. Lavaştan 10 dakikada çok pratik, çok lezzetli çıtır çıtır lahmacun yapıyoruz. Önce bütün sebzeleri, domates sosunu, zeytinyağını ve maydanozu robottan geçirerek işe başlayalım. Salça, baharat ve kıyma da ekleyip karıştıralım. Su ilavesi yaparak bu kıvama getirelim. Hazır lavaşımızın üstüne 1 yemek kaşığı harcımızdan alarak ince bir tavuk haline serip 180 derece fırına verelim. Ve lahmacunlarımız hazır. Bu kadar lezzetli olmasını ben de beklemiyordum. Şimdi şu sesi dinleyin. Anam geldi ya. Oha çok iyi. Oha. Kim bu şarkı peki? Efe abi ben Cezene Burak ile görüşme sağlamak istiyorum. Hayvanlar için olan bir projem. Esra abla sana yayından sonra detayları anlatır. Uyanık olur isen ben de anlatın. Teşekkürler. Teşekkürler. İnşallah Cezene bırakmayacak. Keşfette bu videoyu gördüm ve şok oldum. Bu kadar gözeneğim çıkacak mı merak ediyorum ve hemen maskeyi aldım deniyorum. Yakınlaşıyoruz ve hemen sürüyorum. Rengi çok güzel ve lavanta kokuyor. Şu an birinci dakikadayım. Üçüncü dakikadayım. Ve kurudu. Şuna bakar mısınız? Gözeneklere ne bakın. Ha. Ne ki bu? Anlamadım. Gözenek ortaya çıkarma. Gözeneklerin ortaya çıkıyormuş da ne işe yarıyor tamam çıkınca? Gözenek hepimizde var ki zaten. Zaten. Bir de yüzün hareket ettikçe oralar zaten genişler. Ne oluyor ki arkadaşlar böyle olunca? Maske görmek için yani. Oha falan diyor lan chat'teki kızlar. Ne nedir arkadaşlar? Olayı ne bunun? Gözeneklere bir şey mi yapmamız lazım? Temizliyor mu? Fodax ben bu arada buldum nasıl ulaşacağımızı Cezene Burak'a. Sen bir TikTok çekiyorsun Cezene Burak abi bu TikTok'u görüp beğenmezsen telefonumu kırarım diye oradan şey yaparız. Vallahi ben diyecektim aldım. Gözenek abi. Temizleme işte bilmiyorum sıkılaştırıyorsan temizliyor olmaz olmaması isterim. Gözenek sıkılaştırıyor. Vay be ulan. Bu kadar gözeneğimin olduğunu bilmiyordum. Yıkıyorum ve geliyorum. Maskenin ilk kullanımda gözenekleri sıkılaştırdığını söyleyebilirim ben çok sevdim. Şu an aşırı sinirliyim. Az önce dağda yolda kaldım. Arabamın lastiği patladı. Birisinden yardım istemek için bir arabayı durdurdum. Dedim böyle böyle abi stepnem var mı? Yedek lastiğim var mı? Adam dedi var dedi ama dedi bir şartım var. Benle beraber olacaksın. Birlikte olacaksın dedi. Ben dedim ki abi dedim hayırdır sen kimsin falan dedim. Adam dedi. Oğlum bu şey değil mi lan? Aynen. Kek şey verdi diye. Kek yiyen çocuk değil mi? Biliyorlar. Bir şart da veririm. Anca beraber olacağız dedi. Yani... Kimseye güvenilmeyecek arkadaşlar. Eski Türkiye yok artık. Kimseye güvenmeyin. Yani bu devirde artık kimse kimseden yardım istemiyor. Bu buraya denk gelir mi acaba ya? Kiracı olarak yaşamış olduğunuz evi mal sahibi sattı. Yeni ev sahibi de geldi ve diyor ki size evden çık. Böyle bir... Mal sahibim oturduğum evi sattı. Yeni alan kişi evi boşaltmamı istiyor. Ha. Evet. Kiracıyım okay. Atıldım yani. Hepimizin yaşayabileceği bir durum. Evet. Bir şey mümkün mü? Tabii ki hayır. Yeni mal sahibi 6 ay boyunca size evden çık diyemez. Artı kira kontratınızda yazan depozito bedeli artık yeni alan mal sahibinin yükümlülüğündedir. Evden çıkacağınız zaman ondan bu bedeli talep etmeniz sizin hakkınız. Online avukat. Fodax taşınıyorum falan diye koymuş ya bunu herhalde. Hani de lazım olur bilgi milgi. Çocuğa uyuyor mu lan? Düşünceli. Yıkayacaksın ortamını öyle yıkayacaksın. Oğlum bahçe mi suluyorsun? At, hayır, at yıkıyorsun at. Oğlum adın da hoşuna gider atın da hoşuna gider. Nereden biliyorsun? Senin böyle mesela duştayken iyice suyu tamamen içip böyle sırtına masaj yapması için kullanmıyor musun? Hayır. Ben kullanıyorum. Seni bir dakika...